Akyüze İstanbul'dan bir kez daha merhaba. Bugün İstanbul Boğazı'nın bittiği, Karadeniz'in hırçın dalgalarının başladığı noktadayız. Rumeli Fener Köyü'ndeyiz. Haldun Hürel'in aktardığı bilgilere göre Ahırkapı Rumeli Feneri arasındaki 55 kilometrelik kıyı şeridi, karşı kıyıda Kız Kulesi'nden Anadolu Feneri'ne kadar uzanan kıyı şeridinden yaklaşık 20 kilometre daha uzun. Sarıyer kıyılarındaki pek çok köy gibi Rumeli Feneri köyü de bir balıkçı köyü. Bizans kalıntılarını halen görebildiğimiz bölgeye antik çağda Panyum ismi verilmiş. Önceleri bir Rum köyü olan Rumeli Feneri'ne 130 yıl önce Karadenizliler yerleşmişler. Bu bölge 1856 yılında Fransızlarca yapılan Deniz Feneri'nin, yani Rumeli Feneri'nin adını taşıyor. Rumeli Feneri ya da diğer adıyla Türkeli Feneri, gemilerin Karadeniz'den İstanbul'a güvenli bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla yapılmış. Deniz seviyesinden 58 metre yükseklikteki 30 metrelik kule, örme taştan ve 3 kademeden oluşuyor. 500 wattlık lambayla aydınlatmanın sağlandığı fenerde ışığın görünüş mesafesi 18 deniz mili. Kule inşaatı sırasında birkaç kez yıkılınca buradaki köylüler inşaatı yapan Fransızlara kuleden önce burada bir türbenin olduğunu söylerler. Bunu öğrenen Fransızlar önce türbeyi yeniden yapmışlar. Üzerine de kuleyi inşa etmişler. Evet, Rumeli Feneri'nden içeri girdik. Burası dünyada içinde türbe bulunan tek fener. Buraya gelenler Sarı Saltuk Dede Türbesi'ni ziyaret edebiliyorlar. Hacı Bektaşi Veli ile Müslümanlığın yayılması için cihata çıkan Saltuk Dede, 7 krallıkta yüz binlerce kişiyi İslamiyet'e davet etmiş. Tahta bir merdiveni geçtikten sonra daracık beton merdiveni geçiyoruz. Klostrofobisi olanlar için gerçekten çok dar, insanın içini sıkıştırabilecek bir alan burası. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz. Ve son olarak da metal bir merdiveni çıkıyoruz ve finale ulaşıyoruz. Manzara gerçekten muhteşem burada. Fener ve Gardiyan binası ulusal miras olarak kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işletmeleri genel müdürlüğü tarafından korunuyor. Dalga kıranla karaya bağlanan denizin ortasındaki bu kayada eski bir sunak kalıntısı olan Pompei sütununu görüyoruz. Arkada yüzen insanları görüyorsunuz ama başta da söylediğim gibi Karadeniz hırçın bir deniz. Çok iyi yüzme bilseniz de cesaret gerektiriyor burada yüzmek. ...18. yüzyıldan kalma Rumeli Feneri Kalesi'ndeyiz. Burası Boğaz'ın girişini savunma ve koruma amaçlı yapılmış.
Rumeli Feneri Kalesi, Poyrazköy ve Garipçe kaleleriyle kıyaslandığında daha iyi durumda. Kaç senedir muhtarsınız? 99'dan beri bu 3. dönem. Biz aşağı yukarı 130 seneden beri buradayız. Yani benim dedem değil de dedemin babası gelmiş daha önceler. Yani biz kökünle aslında Karadenizli sayılırız. Karadeniz'den gelmeyiz ama 130 seneden beri de burada olduğumuza göre yani İstanbulluyum diyorum olmuyor diyorlar ki aslını inkar ediyorsun. Asıl Karadeniz ama biz 130 seneden beri bu köydeyiz. Daha önce buraları işte öngörülüm askeri bölgeden dolayı bir sıkıntılar vardı. 80'de rahmetli Özal Başbakan olduğu dönemde buraları biraz turizm açtıktan sonra köy gelişmeye başladı. Gelişmeye başlayınca da işte ev yapıları, işte dışarıdan gelen yabancı misafirler veya Türk misafirleri gelenler ne oldu? Bir balık kültürüne. Yani bizim köyün tamamı balıkçılıktan uğraşıyor. %98'i balıkçı. Balıkçı olan bir yerde bir tane balık restoranı yok. Dolayısıyla balık satan yok. Yani dışarıdan gelip de bakıyorlar, burası hep balıkçı, diyorlar ki balık satan var mı? Yok. Restoran var mı? Yok. Ya ne biçim balıkçı köyü burası? O da kafamıza kalmıştı. İşte 99'dan muhtar olduktan sonra işte bakalım ne yapalım? Bir restoran açalım. İşte bir restoran açtık öyle kendimize has. Daha sonra bir tane daha açıldı. Şimdi bir tane daha var. Yani böyle ne oluyor? Gelen günlük taze balıkları yiyorlar. Bu kadar balıktan bahsettik. Şimdi Barınak Restoran'a gidiyoruz. Balıklarınızın tadına bakıyoruz. Evet, sıra geldi. Yemek bölümümüze Barınak Restoran'dayız. Ana yemekten önce ara sıcaklarımız ve salatamız geldi. Ara sıcaklarda neler var? Mantarlı karides, balıklı karalahana sarması ve levrek kavurma. Fener kavurmayı tabii ki biliyorum ama levrek kavurmayı ilk defa duydum. Onun bir tadına bakmak istiyorum. Levrek kavurma hafif acıyla yapılmış. Fener kavurmayı aratmayacak derecede lezzetli. Tavsiye ediyorum size de. Şimdi de karalahana sarmaya geçiyorum. Bakalım bunda hangi balık var? Evet, karalahana sarmada da levrek kullanılmış. Bu da gayet lezzetli. Ama benim en sevdiğim deniz ürünü karidestir. Onun da bir tadına bakmak istiyorum. Evet, bu da gayet güzel olmuş. Karidesi ve mantarı acı biber, tereyağı ve sarımsakla lezzetlendirmişler. Şimdi ana yemeğimize geçiyoruz. Tekiri Karadeniz'e has bir biçimde pişirmişler, mısır unuyla teflon tavada kızartmışlar. Bu çok lezzetli ama ızgara balık sevenler için bir de çinekopu denemek istiyoruz. Çinekop'un da lezzeti yerinde, balık severler için Barınak Restoran gerçekten ideal bir yer. Burada günlük balıkları taze olarak bulabilirsiniz. Kaç paraya buradan çıkarız diye düşünenler içinse adam başı yaklaşık böyle bir masada 30-35 milyon verip buradan ayrılabilirsiniz.
Son olarak Rumeli Feneri'ne geldiğinizde şirin komşusu Garipçe'yi de ziyaret etmeden buradan ayrılmamanızı öneriyoruz. Maalesef programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın ama İstanbul'suz kalmayın.